Merhaba arkadaşlar, web derslerine hoş geldiniz. Artık arkadaşlar Photoshop'la tasarımımızı yaptık. Bu tasarımımızın içerisindeki görselleri oluşturduğumuz Images klasörünün içerisine koyduk. Artık kodlamaya başlayabiliriz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz şeklinde ana sayfamız var. Burada About sayfamız, Portfolio sayfamız, Kontak sayfamız var arkadaşlar. Bizi yeni takip etmeye başlayan arkadaşlar için nasıl bir proje yapacağımızı böyle 4 sayfalık olarak bulunan arkadaşlar şu Resistance projemizin HTML ve CSS kodlarını yazacağız. Herhangi bir framework, Bootstrap ya da Foundation gibi herhangi bir framework kullanmayacağım. Tamamıyla bize ait olan HTML ve CSS yazacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere şu an index sayfama baktığımız zaman şu an hiçbir şey yok. Ben kod editörü olarak Bracket kullanacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz editörü Notepad++ ya da başka bir editör kullanabilirsiniz. Şurada gördüğünüz üzere CSS klasörümüz boş. Images klasöründe bir önceki derste yerleştirdiğimiz görseller var. Tasarımımızdan çıkarttığımız görseller var. Onu bakmak isteyen arkadaşlar bir önceki dersten bakabilirler. Şimdi kod yazmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak index.html'imizi açtık. index.html'imiz var arkadaşlar. Ne ile başlayacağız? Temel HTML 5'in doc type ile başlıyoruz arkadaşlar. Doc type HTML olduğunu belirterek temel bir document type'ımızı yazıyoruz böyle. Sonrasında arkadaşlar HTML etiketimizi açtık. Otomatik olarak kapattı bracket bunun içerisinde. Şimdi HTML etiketinin içerisinde arkadaşlar iki ana etiket bulunur. Birincisi arkadaşlar head etiketi. İkincisi arkadaşlar body etiketi olmak üzere. Genelde yani bunun farklı şeyleri de var ama genel olarak biz head etiketinin içerisinde sayfamızda görünmeyen özellikleri yazarız. Yani mesela aslında title bir şekilde sayfada gözüküyor ama meta, yani sayfamıza ait olan meta özelliklerini yazarız. İşte hangi karakter kodunu destekleyeceğiz. İşte bu web sayfasının tanımı ne, yazarı kim gibi meta etiketlerini yazabiliriz. Ayrıca eklediğimiz CSS dosyalarını burada link header head etiketleri içerisinde nasıl linklendiğini gösteririz arkadaşlar. Body etiketleri içerisinde de sayfamızda kullanacağımız genel HTML kodları olur. O şekilde düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi yalnızca şu an için head etiketine şöyle bir title etiketini ekleyelim. Title etiketini ekleyelim. Ne diyelim arkadaşlar? Resistance web sayfası şeklinde ya da Resistance web page şeklinde bir başlığımızı ekleyelim arkadaşlar. Kaydettiğimizde refresh ettiğimiz zaman şurada görmüş olduğunuz üzere sayfamızın başlığını değiştirdik. Şimdi body'ye geçmeden önce yani şurada nasıl CSS'leri eklediğimizi, nasıl fontları eklediğimizi arkadaşlar ayrıyeten göreceğiz. Yani head etiketimiz bu kadar olmayacak tabii ki. Buralara da bir şeyler ekleyeceğiz zaten. Şimdi genel olarak body etiketine geçmeden önce sayfamıza bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şurada bir header'ımız var. Logomuzun, menülerin bulunduğu, şurada sosyal medya ikonlarının bulunduğu bir header'ımız var. Şurada bir ana bölümümüz var arkadaşlar. Şurada bir what we do section'ımız var. Şurada testimonials şeklinde bir section var. Burada müşterilerle ilgili bir section var. Yani tasarım olarak tabii birebir bir web sayfası tasarım değil. Şurada yalnızca mesela örnek olarak tek bir ikon almışım. Bu şekilde ama küçük ve orta ölçekli web sayfalar için, yani statik tabii ki web sayfaları için
kullanılan hemen hemen tüm özellikleri bulundurmaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi şurada öncelikle şu header bölümünü oluşturmadan başlayacağım. Bu header bölümde bu header'ın şurada statik olarak durduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani scroll mouse'u aşağıya doğru getirdiğimizde bu şekilde yukarıda kalmıyor. Bunun devamlı olarak bu şekilde sayfanın üzerinde kalmasını düşünüyorum. O şekilde tasarlayacağım arkadaşlar. Şimdi HTML kodları yazmaya başlayalım. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Öncelikle şöyle header etiketi açalım. Klas olarak arkadaşlar ne isim verelim? Şöyle bir top header şeklinde bir klas ismimizi verdik. Header etiketimizi kapattık arkadaşlar. Şimdi bu header etiketinin içerisinde ben container diye bir div etiketi oluşturacağım. Container derken neye kastediyorum? Şimdi dikkat ederseniz tasarımımızda gördüğünüz üzere şuradaki sütunları görünür hale getirsem sayfamdaki arkadaşlar tüm içerikler burada görmüş olduğunuz container'ın içerisinde. Yani diğer şurada arta kalan kısımları farklı bir şekilde düşüneceğim. Ben burada container üzerinden tasarım ve genişlikleri oluşturacağım için mesela örneğin benim bilgisayarım 1376 piksel olması lazım. Sizin bilgisayarınız daha büyüktür ya da daha küçüktür. Şuradaki genişlikler ona göre belirlenebilir. Ama ben şuradaki görmüş olduğunuz konteynere sabit bir değer vererek o konteyner değeri açısından buradaki görünen içeriklerin aynı şekilde olmasını isterim arkadaşlar. O nedenle gördüğünüz üzere şurada görmüş olduğunuz logomuz, menümüz ve sosyal medya ikonlarımız nerede? Şurada oluşan bir sanal bir konteynerin içerisinde olduğunu düşünüyorum. Ve bu header etiketin içerisinde arkadaşlar div class container şeklinde bir class'ımızı oluşturduk arkadaşlar. Şimdi bu daha önceki bootstrap kodlamadan aşina olarak gelen ben bunun yanında şimdi satır ve sütun olarak düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu satır ve sütun hesabı neye yarıyor? Şimdi dikkat ederseniz şurada arkadaşlar bizim 12 sütunluk bir alanımız var. Şunlar şöyle her biri teker teker bir sütun olduğu için 12 sütunluk bir alanımız var. Bu şimdi bize neye yarayacak? Bize şunu yarayacak arkadaşlar. Ben şu satırı 12 sütuna bölmüşüm. Bunu 12 sütuna bölerek ve şuradaki tasarıma bakarak mesela şuradaki resistance arkadaşlar 3 sütunluk bir alan verebilirim. Sonra gelirim şuradaki menülerin olduğu bölümü 6 sütunluk bir alan verebilirim. Ve şuradaki sosyal medya ikonlarının bulunduğu yere de 3 sütunluk bir alan verebilirim. Ya da arkadaşlar bunların tamamına 4-4-4 şeklinde de alan verebilirim. Bu neyi sağlar arkadaşlar? Sayfanın içeriklerini bu tasarımdaki gibi yerleştirmem için kolaylık sağlar. Şimdi bu anlattığım tam olarak oturmadıysa dahi kodlamaya devam ettiğimiz sürece arkadaşlar ne dediğimizi daha iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi container class'ın içerisinde ne oluşturuyorum? Şimdi bir satır class'ı oluşturuyorum. Div class satır yani row diyelim arkadaşlar. Row class'ı oluşturduk. Şöyle header burası. Header şuranın tamamı. Container şurada. Satırım burada ve şimdi satırları sütunlara olarak ayıracağım. Ve geliyorum satır class'ın içerisine de bu nedenle div class column col4 şeklinde arkadaşlar col4 şeklinde sütunumu oluşturdum. Ne yaptım yani ben? Ben şurayı arkadaşlar tamamını şu üst tarafı şimdi 12 bölüm ya burası col4 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 diyerek yani 4'e bölecek şekilde kodlayacağım arkadaşlar. Şimdi geldik şu ilk dörtlük bölümde ne var arkadaşlar? Yalnızca logomuz var.
Logomuzu yerleştirelim şimdi o sütünün içerisine. Anchor takımızı, A etiketimizi açtık. Referans olarak arkadaşlar şu an bulunduğu yerde kalsın bu. A etiketimizi kapatıyorum. Bu A etiketin içerisine yalnızca neyi yerleştireceğim? Görselimizi yerleştireceğim arkadaşlar. Görsel için IMG etiketini açtım. Source olarak SRC nerede bu? Images'in içerisindeki logo.png'yi seçtim. Buna bir de alt etiketi, alt özelliği verelim. Alt özelliğinde yalnızca resistance yazsın. Kapatalım arkadaşlar. Tekrar söyleyebilirim bazı şeyleri ama yapacak bir şey yok. Buradaki IMG etiketin gördüğünüz üzere kapanış şekli yok arkadaşlar. Yani tek açılıp bu şekilde kapatabilirsiniz yani. Şöyle IMG yazmaya gerek yok. Öyle bir şey yok yani. Bu şekilde oluşturduğumuz zaman arkadaşlar save edelim. Refresh diyorum. Gördüğünüz üzere şurada logomuz gelmeye başladı. Şimdi başka ne var arkadaşlar? Şimdi gelelim şuradaki 4 sütunluk alanı yaratmaya. Geliyorum. Burada ilk yarattığım 4 sütunluk bölüme aynı hiyerarşide olacak şekilde ne yapıyorum? Div class yine call for oluşturdum. Bunun içerisinde arkadaşlar ne yapacağım şimdi? Buradaki menüm için gerekli olan HTML kodu yazacağım. Şimdi buradaki menümüze navigation etiketi ekleyelim önce. Belki sonradan farklı class ismi de verelim. Şöyle geliyorum arkadaşlar. Diyorum ki now class olarak ne olsun bunun adı? Main now dedik arkadaşlar buraya. Sonrasında bu class'ın içerisinde arkadaşlar burada görmüş olduğunuz linklerin her birini bir liste olarak oluşturacağım. Yani şöyle bir unordered sırasız listemiz olsun. Bu sırasız listenin içerisindeki yani her bir link de liste olarak kullanacağım. Ne yaptık arkadaşlar? Bir tane unordered list oluşturuyoruz navigation menümüzün altında. Unordered listi oluşturduk. Unordered listin içerisine şöyle arkadaşlar list itemları yazmaya başlayalım. Şimdi tabi bunların link olacağı için A etiketimizi de ekleyelim arkadaşlar. Şimdilik referans olarak bulunduğu yer konumda bulunsunlar bunlar. Bu şekilde kapatıyoruz. Şu A ve LI etiketlerinin tam ortasına arkadaşlar buraya da linklerde görünmesi gereken sözcükleri yazıyoruz. Diyorum ki şöyle home diyelim buna. Home dedik. Dedikten sonra şunu arkadaşlar 3 kere kopyalayalım. 2 3 3 kere kopyaladığımız zaman home about portfolio contact onları yazalım arkadaşlar. Home about portfolio kontak şeklinde linklerimizi yazdık arkadaşlar. Şöyle save edelim, kaydedelim. Refresh diyorum arkadaşlar. Şuraya linklerimiz de geldi. Yalnızca gördüğünüz üzere biz içerikleri yerleştiriyoruz şimdi. HTML'de zaten ne demekti? HTML kod yazmak sayfanın içeriklerini koyuyoruz. Bunun düzenlenmesini neyle yapacağız? Yani bu içerikleri şu tasarımı haline neyle getireceğiz arkadaşlar? O da CSS yardımıyla yapacağız. Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere ikinci 4 sütunluk bölümümüzü de oluşturduk. Şimdi sıra şuradaki üçüncü 4 sütunluk bölümümüzde yani sosyal medya konularının bulunduğu alanda arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Şurada görmüş olduğunuz yine aynı hiyerarşide, sütun klasıyla aynı hiyerarşide. Yine bir div klası açıyorum.
div etiketi açıyorum, pardon. Class ismi olarak da yine call 4 vereceğiz buraya arkadaşlar. Geldim şu şekilde. Divimizi kapattık. Şimdi burada şuradaki sosyal medya ikonlarını verelim arkadaşlar. Şimdi burada tabii farklı bir şey var arkadaşlar. Yine bir unordered list olarak açtım. Class ismi olarak bunu arkadaşlar social links şeklinde bir class ismimizi verdik. Listemizi kapattık arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz üzere, şuradaki tasarımda gördüğünüz üzere belli ikonlar var arkadaşlar. Şimdi ben bu ikonları kendimiz de bu şekilde şu şekilde kopyalayıp bunu bir görsel olarak sayfamızı gösterebiliriz arkadaşlar. Ama biz bu şekilde yapmayacağız. Nasıl ilerleyeceğiz? Burada görmüş olduğunuz görselleri Font Awesome şeklinde arkadaşlar, Font Awesome CSS'i yardımıyla bu gördüğünüz görselleri oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi Font Awesome'ı nasıl kullanacağız? Geliyorum arkadaşlar, şöyle Google'da Font Awesome yazdığım zaman zaten Font Awesome.io diye sayfamız geldi. Burada ne yapıyoruz? Önce gerekli olan CSS dosyasını kopyalıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde geliyor. No thanks, just download Font Awesome diyoruz burada. Dediği zaman şöyle gördüğünüz gibi Font Awesome klasörü geldi arkadaşlar. Geliyorum. Pardon, şimdi şuradaki CSS klasörün içerisinde Font Awesome nokta CSS dosyası var. Onu arkadaşlar kendi ana klasörümdeki CSS dosyasını açıyorum. Şuradaki Font Awesome CSS'i buraya kopyalıyorum arkadaşlar. Birinci olarak bunu indirdik. Sonrasında arkadaşlar geliyorum. Burada head etiketin içerisinde title'dan sonra, önce de olabilir, çok fark etmez orası, Font Awesome CSS ile kendi HTML'imi birbirine linkleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Index.html'de şöyle bir link etiketi açtık. Relation olarak burada ne özelliğini kullanacağız? Style sheet diyoruz arkadaşlar. Sonrasında type olarak nedir bu? Text CSS. Burada href özelliği, yani nerede olduğu bu şeyin, CSS dosyası neredeydi arkadaşlar? CSS klasörün içerisinde şöyle Font Awesome CSS şeklinde buldum ve kapatıyorum arkadaşlar linketim. Bu şekilde ikinci üyesi olayı gerçekleştirmiş oldum. İlki Font Awesome'ı indirmekti. Sonra sayfamda bunu index.html'de bunu linklemekti arkadaşlar. Bir şey daha var. Şimdi bunları nasıl kullanacağımız, bu ikonları nasıl kullanacağımız arkadaşlar. Font Awesome'da şöyle icons bölümü var. Burada kullanacağımız ikonları bulalım şimdi. Ne demiştik arkadaşlar? Tasarımda Facebook, Twitter ve YouTube ikonu var burada. Geliyorum şurada ilk olarak Facebook'ta gördüğünüz üzere farklı farklı ikonlar var arkadaşlar. Burada yalnızca şu normal Facebook olanını kullanalım. Dikkat ederseniz arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz bir e-class'ı var. Yani bunu nasıl sayfama eklemem gerektiğini arkadaşlar bu şekilde gösteriyor zaten bana. Geliyorum. Şimdi social links, bir tane unordered list yapmıştık. Bunun içerisinde arkadaşlar liste etiketlerini açıp kapattık. Şimdi buradaki URL nedir, align nedir, tabii o detaylara girmiyorum. Yani bu derslerin öncesinde bahsettiğimiz için defalarca bu şekilde geçiyorum. Bu
Liste etiketlerini çağırsın arkadaşlar. Bu A etiketin link etiketlerini koyalım. Şimdilik bir yere gitmesin. Bunlar olduğu yerlerde kalsın. Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere tam burada A etiketlerin arasına arkadaşlar geliyorum. Şuradaki font house'umda yazdım. Kodu yerleştiriyorum şu şekilde. Şu şekilde yerleştirdim arkadaşlar. Save diyorum, yani sayfayı kaydettim. Şöyle refresh ettiğim zaman şurada görmüş olduğunuz üzere buradaki Facebook ikonu da geldi. Tabi bunu şu şekilde kopyalayalım. İki kere daha burayı. Ctrl C diyorum. Ctrl V ile iki kere kopyaladık. Şimdi şurada görmüş olduğunuz Twitter ve YouTube ikonlarını bulalım. Geliyorum font house'ımda yine. Şuradaki ikonlar bölümüne geldik. Şurada görmüş olduğunuz ikonlar etiketini tıklayarak burada ne bulacağız o kez? Twitter diyoruz. Şuradaki arkadaşlar Twitter ikonunu bulduk. Aynen şu kodu kopyalıyorum. Ctrl C ile geliyorum şurada, yapıştırıyorum. Şimdi sırada ne var? YouTube var arkadaşlar. Geliyorum şu bir önceki şeye dönelim. Yine ikonlar bölümündeyim. Ctrl F diyorum. Bu kez YouTube yazalım. Şöyle YouTube Play ikonu var arkadaşlar. Şurada YouTube ve YouTube Play ikonları var. Ben YouTube Play'i kullanmayı tercih etmişim. Gidiyorum şu kodu kopyalıyorum. Ve burada Facebook yerine yapıştırdım arkadaşlar. Ctrl Save diyorum. Kaydettim çalışmamı. Şöyle refresh dediğim zaman arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi şurada buradaki arkadaşlar şu header'ımızda bulunan logomuzu, menüleri ve sosyal medya ikonlarını sayfamıza HTML kodlarını yazmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde şurada görmüş olduğunuz header'ın CSS kodlarını yazacağız.